Amerikan Merkez Bankası Fed'in 19-20 Eylül tarihli FOMC toplantısına ilişkin tutanakları yayımlandı. Tutanaklar, yetkililerin enflasyon yavaşlayana kadar kısıtlayıcı politikanın devam etmesini istediğini gösterdi. Tutanaklar, Fed yetkililerinin ilave faiz artışının gerekliliği konusunda farklı görüşte olduğuna, ancak bir artışın daha ihtimal dahilinde olduğuna işaret etti. Amerika'da üretici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %0,5 ve yıllık bazda da %2,2 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bloomberg'in ekonomistlerle yaptığı ankete göre ÜFE'nin Eylül'de aylık bazda %0,3, yıllık bazda da %1,6 artması bekleniyordu. Amerikan Merkez Bankası Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın Fed politikasına olası etkisini değerlendirdi. Diğer bir Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman ise enflasyonda kaydedilen ilerlemeye rağmen faizlerin daha fazla artması gerektiğini dile getirdi. Birazdan hepsini konuşacağız. Christopher Waller da mevcut durumda daha fazla genişlemezse Fed'in politikasına etkisi olmayacağını ifade etti. Krizi. Amerika'da Enerji Enformasyon İdaresi küresel petrol stoklarında beklenen azalmaya işaret ederek bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yükseltti. Bu çerçevede Brent türü ham petrolün varil fiyatının yıl sonuna kadar 84.46 dolara yükselmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 82.62 dolar olarak tahmin edilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anket listesinin güncelleneceğini açıkladı. Yapılan duyuruda finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin anketin temsil gücünün artırılması amacıyla güncellenmesine karar verildiği belirtildi. Yeni yatırımcı listesiyle ilk anket çalışması Ekim 2023 döneminde gerçekleştirilecek. Türkiye aylık cari açığı Ağustos ayında turizm kaynaklı gelirlerin etkisi ve dış ticaret açığının Temmuz'a göre daralmasıyla ılımlı gerçekleşti. Verilere göre cari denge Ağustos ayında 619 milyon dolar açık verdi. Temmuz'da Türkiye ekonomisinde cari açık 5,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu perakende satış endekslerini açıkladı. Ağustos ayında perakende satışlar yıllık bazda %17,2 arttı. Veri yılın en yavaş artışı olarak kaydedildi. Veri aylık bazda ise %4,7 azalma kaydetti. Bu akşam küresel piyasalarda TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel ve Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uraz Çay bizlerle birlikte stüdyodayız. Uraz Bey bizimle birlikte stüdyoda. Mete Bey uzaktan bağlanacak. Hoş geldiniz Uraz Bey. Mete Bey'e de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Ve selamlar, merhaba. Merhabalar. Evet, hemen günü hangi seviyelerden kapattı rakamlar, o grafiklerimize bakalım. Önce hangisi? Borsa. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1,33 kayıpla 8.330 puandan tamamladı. Endeks sabah saatlerinde güne alımlarla başladıysa da kademeli olarak gün içerisinde geri çekildi ve öğleden sonra kapanışa doğru özellikle satışlar artınca bir miktar daha arttı ve endeks gün içerisinde 8.315 gördüğü en düşük değerde buna çok yakın bir noktada kapatmış oldu. Gün içerisinde en yüksek görülen değer ise 8.518'di Borsa İstanbul 100 Endeksi için. Bankacılık sektörünün artıda olduğunu gördük %0,7 ama sanayi endeks, ulaştırma ve holding gibi endekslerin aşağıda ekside kapattığını söyleyelim. Dolar Türk Lirası karşısında dünün ardından bugün de son derece yatay bir seyir izledi ki görüyorsunuz %0,01 oluyor hatta dünkü değerlerinde. Dolar endeksine bakacak olursak eğer gün içerisinde o da yine dar bir bantta hareket etti. En yüksek 105.9'ları, en düşükse 105.55'leri gördü. 106'ya doğru hareketlendiğinde satışlar geldi dolar endeksinde. 105.5'in altına ise sarkmadı bugün dolar endeksi. Buna paralel olarak euro dolar karşısında bir dalgalı bir seyir. Öğleden sonra iki kez 106'yı özür dilerim 1.06'yı denedi euro dolar karşısında. Ancak
gün içerisinde oralarda tutunamamıştı. Şu anda 0,07 yukarıda bir önceki güne göre 1,0612 rakamını görüyoruz. Euro TL'de 0,09 %0,09 yukarıda 29,44'ten işlem görüyor. Amerika'da 10 yıllık tahviller %0,06 aşağıda. 5 yıllıklarda %0,01 görüyoruz. 2 yıllık tahvillerde ise yeşil. Yani hepsinin yatay olduğunu söyleyebiliriz ama yine de 2 yıllık tahviller çok hafif de olsa yukarıda. Altın fiyatları 1873 dolar. Aslında yükselişin sınırlı da olsa az da olsa sürdüğünü söyleyebiliriz. Pazartesi gününden itibaren, yani piyasalar açıldıktan sonradan itibaren %1.38 yükseldi altının onsu. Dünkü kapanışa göre ise %0,72 yukarıda. Yurt içinde gram altın 1665 lira. Bitcoin %2,56 kayıpta. Brent petrol 86,22. NYMEX ise 83,87 ki pazartesi Orta Doğu gerginliğinin başladı. Yani ilk iş günü olması itibariyle 89'a kadar tırmanmıştı. 89 dolara kadar tırmanmıştı. Daha sonra dalgalı bir seyir ve bugün akşama doğru 87 doların altına saktı. Görüyorsunuz zaten oralarda da hareket ediyor. Avrupa borsalarında İngiltere'de çok hafif bir kayıp var %0,11. Fransa'da %0,44'lük bir kayıp var. Almanya ve İtalya ise günü yukarıda tamamladı. Amerika borsalarında ise Dow Jones hani yine yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Standard & Poor's ise %0,14 yukarıda. Ve hemen Amerika'da neler oluyor, piyasaları nasıl değerlendireceğiz? Melike Ayan'a uzanıyoruz şimdi. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Melike merhabalar, kolaylıklar dileyelim. Bugün üfe açıklandı Amerika'da, FOMC verileri açıklandı. Yarın bu hafta içerisinde yine önemli veriler var Amerika'dan gelecek ki herkesin gözü kulağı biraz oraya dönmüş gibi görünüyor. Bütün bu Fed yöneticilerinden yine açıklamalar var. Bütün bu enformasyon bombardımanı mı demek lazım bilmiyorum ama bu hengame içerisinde nasıl buluyorsunuz orada yolunuzu? Evet, kesinlikle enformasyon bombardımanı diyebiliriz bunu. Gerçekten güzel bir tanımlama oldu Murat. Ve ABD borsaları da karışık işte. Bütün bunlar etrafında, çerçevesinde veya neticesinde FED tutanakları sonrasında ABD borsaları karışık trade etmeye başladı. Üfe sonrası da zaten bu karışıklık başlamıştı. Sonra daha da arttı 20 Eylül FED toplantısının tutanakları açıklanınca. Çünkü FED tutanakları bazı yetkililerin ABD ekonomisinin geleceğiyle ilgili çok belirsiz olduğunu söylüyor. Ve ne güvercin ne de şahin bir tutanak var karşımızda. Bir kısmı şunu yansıtıyor. Kesinlikle faizler artırılmalı derken uygundur derken diğerleri de hani bunun uygun olduğunu söylemesine rağmen bir birlik yok burada bu görüşte. Bunu anlıyoruz tutanaklardan ve bugün zaten Fed düzey yetkililerinden Christopher Waller da daha sıkı finansal şartların Merkez Bankası'nın işi olduğunu söylemesi sanki buna da bir ek oldu. 10 yıllıklar tekrar 16 yıl zirvelerine geri çıktı. 2 yıllıklarda onu takip etti. Üfe de bugün Eylül ayı için ilginç geldi. Çünkü yıllık üfe son 5 ayın zirvesinde yukarı çıkmış. Aylıkta bir düşüş var. Hani aslında düşüş demeyelim artıyor da beklenenden veya bir önceki dönemden daha az artıyor. Beklenti %0,3'lük bir artıştı. %0,5 geliyor. Ama bir önceki dönem %0,7 artmıştı. Ve gıda, enerji, ticari hizmetleri çıkarınca baktığımız çekirdek üfe sadece %0,2 artmış Eylül ayı için ve bu da beklentilerle paralel. Gregor Deko isimli bir kıdemli ekonomist özellikle üfe enflasyon beklentileri karşısında ben çok endişeli değilim. Enerjiyle ilgili birkaç endişem olabilir fakat bu beklentilere paralel geldi. Derken traderlar aynı zamanda yarın JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo'nun 3. çeyrek bilançosunu da bekliyorlar. İşte böyle bir günde
Biz ExxonMobil'in hissesinin aktif olduğunu görüyoruz. Düşüyor. %4.3 düştü ama Pioneer Natural yukarı çıktı. Niye? Sonunda bu firma bir nihai anlaşmaya vardı. Pioneer Natural Resources'ı yaklaşık neredeyse 59,5 demeyeyim de 60 milyar dolara alacağını söyledi. Pioneer Natural Resources'un hisseleri yukarı attı. Kendine Exxon'un düştü. Bu zaten genelde olandır. Alanın düşer, satılanınsa yukarı çıkar. Davita isimli hissenin kendini aşağı attığını görüyoruz. Özellikle böbrek yetmezliği ile ilgili ilaçların testi yanlış veya daha doğrusu testi geçmediği için FDA'den. İşte böyle bir günde bakıyoruz. Özellikle güvenli liman mı altın? Bugün güvenli liman olarak seçilmiş bütün yatırımcılar tarafından onu görüyoruz. VIX'in düştüğünü görüyoruz korku endeksi olarak. 3 endeks yeşildi ama ya Murat yatay yeşil diyebilirim. Her an her şekilde yönünü değiştirebilir. Petrolde de düşüş var bugün. Bugün bir yandan da Bostik'in, Rafael Bostik, Susan Collins'in Fed yetkilileri olarak önümüzdeki saatlerde konuşması da bekleniyor. Diyorum sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Teşekkür edelim Melike Ayan'a. Söylediğimiz gibi Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uras Çay bizimle birlikte ve Mete Bey de, Mete Yüksel de uzaktan bağlanıyor. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve hemen Fed'in artık herhalde şey oldu, alışkanlık oldu. Doğal olarak Fed bugün şöyle oldu. Amerikan Merkez Bankası'ndan yöneticiler böyle açıklama yaptı. Faizler şu oldu. Herkesin gözü kulağı biraz orada olduğu için ilk cümlelerde doğal olarak Amerikan ekonomisine ve FED'e yönelik oluyor. Bugün üfe açıklandı. Bu rakamlar nasıl değerlendirildi? Değerlendirildi. Beklentilerin üzerinde olmasına rağmen isterseniz Uras Bey, Mete Bey uzakta. Önce orayla başlayalım. Mete Yüksel, siz nasıl buldunuz piyasalara etkisini, üfe rakamlarının ve yarın da TÜFE açıklanacak? Biraz gözler kulaklar orada herhalde. Yani çok büyük bir olumsuzluk yaratmadı beklenenin ötesinde yüksek gelmiş olmasına rağmen. Fiyatlamayı da bozmadı, beklentileri de bozmadı. Yani swap tarafına baktığımız zaman 1 Kasım'daki FOMC toplantısında 25 bir ihtimali yok gibi bir şey, %8'lerde. Yani biraz daha bile yüksekti aslında. Üfe'nin yüksek gelmiş olması piyasada en azından faiz arttırımı tarafındaki fiyatlamada bir tedirginlik yaratmamış gibi görünüyor. Öte yandan 10 yıllıklara bakıyorum, 10 yıllıklarda stabil seyrediyor. 4.60'ın altındaki, yani çok kısa süre önce işte 4.80'in üzerindeki rakamları konuşuyorduk. Gün boyu bu seviyelerde seyretti. Üfe sonrasında hafif bir salınım olsa da yine 4.60'ın altında 10 yıllıklar devam ediyor. Hafiften S&P 500'ü bizim takip ettiğimiz ana endeks, en kapsayıcı endeks. O tarafın hafiften yukarıda olduğunu görüyoruz. Gün içinde vadeliler tarafında da çok ciddi bir volatilite ben görmedim. Yarınki önemli olan işte TÜFE rakamlarının ne geleceği önemli. 0.6'dan 0.3'e aylık olarak inmesi. Yıllık olarak da yani hem çekirdek tarafta hem işte manşet tarafta 0.1'lik bir iniş yıllık enflasyonda bekleniyor. Yavaşlayan bir ivmeyle enflasyonu indirmeye devam ediyor. Fed hala yoldan, yani %2'lik hedeften fevkalade uzaktalar. Yapılacak çok iş var. Yapılacak çok iş var gerçekten. Yapılan açıklamalara baktığınız zaman mesela az önce okuduk zaten de Christopher Waller, Uraz Bey, Fed Yönetim Kurulu üyesi, Filistin ile İsrail arasında daha geniş bir çatışma ortamı olmadıkça Orta Doğu'da yaşanan gerilim Fed politikasına doğrudan etkisi olmayacaktır diye bir öngörüde bulunmuş. Waller enflasyonu hedefe düşürmek konusunda kararlıyız diyor. Ancak faiz arttırımları devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunu bekleyip hep beraber verilere bakıp göreceğiz. Michel Bowman, enflasyonda kaydedilen ilerlemeye rağmen faizlerin daha da artması gerektiğini dile getirdi. Hala %2'lik hedefin oldukça üzerinde olduğunu kaydetti Mete Bey'in söylediği gibi. Bu da faizin daha fazla yükselmesi ve hedefe dönene kadar kısıtlayıcı kalması gerektiğini gösteriyor. Üfe fiyatları yükseldi. Mortgage faizleri 23 yılın yeni zirvesine ulaştı. Janet Yellen'ın açıklamaları vardı bu Marrakeş'te. Amerika ekonomisi iyi yolda. Yumuşak iniş illa olacak demiyorum. Ama şu anda görünen sanki biraz daha ona yakın şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Mete Bey de az önce söyledi. Kasım ayında faiz arttırma ihtimali neredeyse, yani opsiyonlarda yok gibi bakılıyor. Yahu bir ay önce zaten Kasım'da kesin yok. Aralık'ta belki, yani olmaz.
15 gün önce Kasım'da kesin, Aralık'ta kesin. Şimdi tekrar başka bir noktaya geldik herhalde. Hakikaten Fed verilere göre bakıyor demek ki. Veriler enteresan geliyor. Evet. Orada bir noktayı paylaşmak lazım tabii. Şöyle, biz düşüncemizde sabitiz. Temmuz ayındaki faiz artışının bu döngüdeki son faiz artışı olduğunu net olarak ortaya koyuyoruz. Hı hı. Riskler arttı. Eylül ayı FED toplantısı sonrası nokta grafiğe baktığımızda risklerimiz var. Yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha gelme noktasında. Ama bizim görüşümüz Temmuz ayında bu döngünün son artışının yapıldığı şeklinde. Şimdi bu daha demin belirttiğiniz tutarsızlıkları şöyle bir ele alalım. FED tutanaklarında bugün gördüğümüz şey ne? Üyeler arasındaki konuşmalarda çift yönlü risklerden bahsediyorlar. Yani ne demek istiyorlar? Enflasyon tarafında tamam riskler var ama artık büyüme tarafında da riskler oluşmaya başlıyor deniyor. İstihdam verilerinde neden olduğunu kimsenin çok net bir şekilde açıklayamadığı çok iyi bir görünüm var hala. Yani yok diyemeyiz bunu. Doğru. Ama büyüme tarafında önümüzdeki dönemle ilgili olarak soru işaretleri daha fazla oluşmaya başladı. Şimdi tutanağa baktığımızda çift yönlü riskler, ekonomik projeksiyonlara baktığımızda yumuşak iniş. Yani ne taraftan baktığınıza ve olayı ne taraftan değerlendirdiğinize göre biraz değişiyor. Ama şu durum çok net Murat Bey. Yani ABD'de de, Avrupa'da da, hatta Çin tarafında da çok net bir kredi standartlarında ve kredi koşullarında daralma var. Yani bu hafta çok genelde buna bakılmaz ama küçük işletmelerin krediye ulaşım noktasında aldığımız o iş ortamı endeksinde krediye ulaşmada sorunların arttığını gördük. Hane halkı tarafında New York Fed'in açıkladığı anket sonuçlarında krediye ulaşım geçmiş dönemlere göre çok daha zor cevapları giderek artıyor. Demek ki önümüzdeki dönemde tüketim tarafı Batı dünyasında böyle çok daha iyi bir şekilde gelişecek mi? Mevcut noktada mı kalacak, daha mı kötüleşecek sorusuna cevap biraz daha kötüleşecek gibi görülüyor açıkçası. Avrupa'da zaten çok iyi değil işler. Bir de üzerine ABD tarafı buna eklendiği zaman herhalde dinleyenler o büyüme ve talep risklerinin petrol fiyatlarını nasıl aşağı çektiğini de biraz daha herhalde kafalarında canlandırabilirler diye düşünüyorum. Petrol fiyatlarını elbette konuşacağız. Şimdi Mete Yüksel'e dönmek istiyorum. Mete Bey, daha önceki yayınlarda Amerikan tahvil faizleriyle alakalı benim en çok gıda aldığım yorumlardan bir tanesini, birkaç tanesini siz yapmıştınız. Yine aynı soruyu sormak istiyorum size. Şunu da okuduk. Tahvil faizleri o kadar yüksek bir seviyeye geldi ki Amerika'nın bu kadar borçlu olduğu bir dönemde bu kadar yüksek faizler elbette Amerika'nın elini zorluyor. Doların biraz daha değer kaybına uğraması, bu borçların daha kolay ödenebilmesini sağlayacak senaryolar yazılıyor, çiziliyor ve Orta Doğu'daki gerilimi de bir miktar hani en azından düşünce bazında buraya bağlayan yorumlar, değerlendirmeler de var. Faizlerde geldiğimiz seviyeyi, altın fiyatlarını da göz önünde bulundurarak bakacak olursanız eğer, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de 2 yıllık tahvillerle 5-10 yıllıklar biraz ayrıştı mı? Eğer ayrıştıysa siz nasıl değerlendirdiniz? Eğer sizin için de öyleyse nasıl değerlendirdiniz bu durumu? Şöyle, yani Fed başarılı oldukça verim eğrisinin tersine dönmesi söz konusu olacak. Çünkü ne kadar cesurca faiz arttırımı yaparsan ileriki enflasyon beklentilerini, daha uzun vadeli enflasyon beklentilerini o kadar aşağı çekersin. Yani faiz arttırımı yaptıkça aslında kısa vadeyi yukarıya doğru itiyorsun, fakat uzun vadeyi kurtarıyorsun. Çünkü biliyor ki yatırımcı uzun vadede bu şimdi çektiğimiz acılar bize düşük enflasyon olarak geri dönecek. Onun için ben yani yield curve'deki değişimleri genelde bu şekilde yorumluyorum, uzun vadenin aşağı iniyor olmasını. Onun dışında tamam, yani faizler yüksek ve herkes bundan şikayetçi. Faizler yükseldikçe ev satanlar seslerini daha fazla yükseltiyorlar. Ekonomi yavaşlıyor vesaire. Fakat bunların hepsinin daha ötesinde likitte çekiliyor. Likitte çekilmeye uzun sürede devam edecek. Bugünkü FOMC toplantı tutanaklarında da vardı. Yani şu konuşuluyor artık. Faiz indirimleri başlasa dahi likidite çekmeye biz
devam edelim. Yani likiditenin çekilmesi her şeyden şu anda daha da önemli ve bu çekilen likidite bir şekilde tamponlanıyordu. Artık tamponlanamıyor da çünkü bankaların Fed'de gecelik olarak tuttukları işte Tomo Repo ile işte takip ettiğimiz rakamın nasıl paraşütsüz düştüğüne bakalım. Yani bunun böyle Tomo Repo fonksiyonunu kullanabilen varsa orada çok net görecektir. 4 ay 5 ay önce 2.2 trilyonluk Amerikan bankalarının Fed'de duran parası vardı. Yatan likiditeleri vardı. Fed parayı çektikçe, bilançoyu küçülttükçe bu bankalar o likiditeleri kullandılar ve şu anda düşe düşe 1.2 trilyona indi. Bu şu demek, 4 ay sonra o likiditeyi sıfırlayacaklar artık. Esas biz büyük problemleri ondan sonra göreceğiz. Problemleri de işte ikinci el araba fiyatlarının daha da düştüğünü, ev fiyatlarının daha düştüğünü, riskli varlıkların, hisse senedi çok daha hızlı bir şekilde aşağı geldiği bir dönemi göreceğiz. Ki o dönemi görmeden önce zaten bu dönem geliyor diye bütün bu riskli varlıkların fiyatlamaları da çok hızlı bir şekilde aşağı gelecektir. Pekala. Geleceğe yönelik bir projeksiyon, net bir projeksiyon koydu Mete Yüksel ortaya. Şimdi faizlerde, tahvil faizlerinde dündü yanlış hatırlamıyorsam iki tane Fed yöneticisi, birisi hanımefendilerin ismini unuttum şimdi. Mevcut seviyelerin, Amerikan tahvillerinin 5, 10, 30 yıllık mevcut seviyelerinin geldiği nokta Amerikan Merkez Bankası'nın bir faiz artışı daha yapmasına gerek kalmayacak bir nokta. Şimdi Mete Bey'in yorumlarıyla bağlantılı olarak siz nasıl değerlendirirsiniz? Doğru değerlendiriyorum yorumunu. Mete Bey de çok güzel açıkladı zaten. Şimdi burada reel getiri tabii önemli bir nokta. Mete Bey'in de bahsettiği o enflasyon beklentileri burada önemli bir değişken. Fed'in politika faiziyle ABD 10 yıllıklarını üst üste koyup çizdiğiniz zaman Bloomberg Terminal'da veya başka bir yerde. Görünen şey şu, geçmiş dönemlerde politika faizini test etmiş 10 yıllık, ondan sonra geri dönmeye başlamış. Ve piyasada işte 10 yıllıklar 5.5'a gidecek örnek veriyorum diyenlerin olması bir miktar bu geçmiş dönemde yaşanan fiyatlamayla da alakalı. Ama burada bence içinde bulunduğumuz noktada iki önemli ayrıntı var. Birincisi reel getirilerle beraber bu grafiği çizdiğiniz zaman mevcutta bulunduğumuz noktalar geçmiş tepe noktalarına, yani örnek veriyorum 2007-2008 zaman noktalarına oldukça yakın. İkinci nokta da bence burada işte verim eğrisinin yapısıyla da alakalı bir durum. Biz 2-10 yıllık makasında 100 bas puanın oldukça aşağısına inen bir eksi rakam görmüştük. Bu genelde bir resesyon sinyali olarak izleniyor. Bunun normalleşmeye başlaması şu anda içinde bulunduğumuz nokta işte şu anda eksi 40 civarı bir noktadadır. Normalleşmeye başladığı zamanlar genelde yakın vadeli tahvillere alımlar gelerek olur. Bu sefer uzun vadeye satış gelerek oluyor. Şimdi bu da zaten daha yüksek, daha uzun temasının politika faizinde getirdiği bir soru. Ama ben bu temayı oldukça, bu düşünceyi oldukça sorguluyorum. Doğru bulmuyorum. Yumuşak iniş çok iyi düşünülen bir senaryo. Geçmişte çok nadir yaşanılmış bir senaryo. Bugün mesela sordunuz siz 2-10 yıllıklar niye ayrıştı diye. Fed tutanaklarında çift yönlü riskler nedeniyle bence ayrıştı. Hı hı. Belki bir süre daha yüksek tutabilirler ama gelecek sene faiz indirimleri sayısı Fed'in şu anda projekte ettiğinden daha fazla olabilir büyüme riskleri nedeniyle diye söyleyeyim. Dolayısıyla bulunduğumuz getiriler bence o ters reponun da erimesinde önemli bir rol oynuyor. Hmm. Çünkü yatırımcılar uzun vadeli o faizleri kitlemek için bir miktar oradan parayı çekip daha böyle uzun vadeli tahvillerde yatırıma dönüştürüyor diye ben düşünüyorum açıkçası. Pekala. Eminim izleyicilerimiz için de son derece açıklayıcı olmuştur. Hem Uraz Bey hem Mete Bey'e teşekkür ediyorum. Ve bir araya gidiyoruz değerli izleyenler. Bu bölümdeki ilk aramız. Araya gitmeden önce her zaman olduğu gibi bir de haberimiz var. Sizlere aktaracağımız İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner bugün Bloomberg HT ekranlarındaydı. Ve jeopolitik olayların piyasalar üzerine etkisini değerlendirdi. Nasıl olursa ne olacak onu
anlattı. Biz de bir bölümünü sizlere aktaracağız şimdi. Ardından aramız var, sonra buradayız. Bundan sonraki süreçte bu jeopolitik olarak olan bu olaylar, şunu görüyoruz. Çok bunu hani bence savaş sürecinde de gördük. Evet, başladığı sırada çok ciddi bir etki yaratıyor ama sonrasında hep etkilerin bir şekilde yok olduğunu görüyoruz. Yani buradaki ana fikir şu bence. Hani bu jeopolitik, bu savaş ortamının etkisi piyasalar üstünde limitli olacak diye açıkçası düşünüyorum. Ama sonuna geldik mi? Sonuna gelmedik. Yani bu işin daha, bu risklerin arttığı, piyasaları kötü etkilediği dönemleri sanki bence bir tur daha yaşayacağız diye açıkçası düşünüyorum. Çünkü yani bu iş hani böyle bir anda bir dağıldı, hani birazcık ortalık sakin gibi düşünüyoruz ama hani bunun etkileri bence birazcık daha bundan sonraki süreçte ben açıkçası oluşabileceğini düşünüyorum. Yani daha burada oluşan gerginliğin ben tamamını ya da yarısından fazlasını yaşamadığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla birazcık da hani bu taraftan yansıyacak bir gerginlik muhakkak olacaktır. Hani o da piyasalar çok yukarıda olduğu için belki hani kendi piyasamız açısından söylüyorum. Bir çalkantıya işte yaşadığımız gibi bir sebep verecektir ama hani böyle derinden bir hani piyasada bir dönüşe, hani bugüne kadarki gelirken ki ana fikirlerimize bir değişiklik sağlayacak bir durumun da yaratacağını açıkçası düşünmüyorum. Zaten hani hep piyasanın bu hızlı doğru, yukarı doğru gitmesinden dolayı hep bir düzeltme yaşayacağını hep konuşuyorduk. Dolayısıyla hani bu düzeltmeyi yaşamak için bence bir mazeret olmaya bir süre daha devam edecek ama hani dediğim gibi hani bu taraftaki bütün riskleri yaşadık mı? Bence daha bütün riskler ortadan kalkmadı. Küresel piyasalar devam ediyor. Stüdyoda Uras Çay bizlerle birlikte. Mete Yüksel de uzaktan bağlanıyor. Araya gitmeden önce Amerika'dan gelen veriler, Amerika'daki tahvil faizleri, bunları bir derleyip toparladık. Fed'in FOMC notları açıklandı. Her iki konumda konuya değindi. Şimdi isterseniz bu bölüme de petrol ve biraz da altınla başlayalım. Petrol demişken Uras Bey, Orta Doğu'da bu gerginlik başladı. Ki bir önceki haftaya gidelim isterseniz. Bir önceki hafta 90 doların üzerinde 95-96'lar görülürken hızlı bir geri geldi. %10'un üzerinde kayıplar, gerilemeler oldu petrolde. Bu hafta itibariyle herkesin ilk reaksiyonu doğal olarak ya petrol fiyatları çok hızlı artacak şeklinde oldu. Ama olmaz. Bugün geldiğimiz tabloda öyle olmadı. Siz nasıl değerlendirdiniz? Yani bizim gibi enflasyonla mücadele eden, yüksek enflasyonla mücadele eden bir ülke için tabii ki iyi bir şey bu. Tabii. Ya şöyle... Bu Orta Doğu gerginlikleri olduğu zaman tabii ki üretimin o bölgedeki OPEC noktasında üretimin biraz daha soru işareti içine girebileceği ya da yaptırımlar olabilir mi o bölgede XYZ ülkelerine ve petrol arzı piyasada azalabilir mi noktasında soru işaretleri ortaya çıkıyor. Yani geçtiğimiz dönemlere baktığınızda o jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını olumlu etkilemesinin sebebi bu. Ama şimdiki güne baktığımız zaman zaten Suudi Arabistan 12 milyon varil üretim kapasitesinin 9 milyon varilini kullanıyor. Yani dolayısıyla ben çok ciddi bu olay nedeniyle OPEC'ten daha az bir üretim, bu noktadan sonra piyasaya daha az bir arz gelir mi sorusuna ben hayır diye cevaplıyorum. Zaten az üretiyorlar baktığımızda. Yani kapasiteye göre daha fazla üretebilirler ve piyasaya sürebilirler. Yapmamayı tercih ediyorlar. Bence çok büyük bir politik yanlışlık bu. Kendi tercihleridir. Diğer noktaya bakacak olursak... Şimdi çok büyük politik bir yanlışlık derken... Şöyle. Nedir? Şöyle açıklayayım ona. Buyurun. Fiyatlama bazında bir çok büyük bir yanlışlık. Siz kısa vadede fiyatları daha yüksek tutmak için üretimi azaltıyorsunuz. Doğru. Ama atıyorum, örnek veriyorum. Gelecek sene Brent petrolün ortalaması diyelim ki $75 olacaktı. Ama petrol fiyatları kısa vadede daha yüksek kaldığı için bu Batı dünyasının tüketimini etkilemeye başlıyor. Çünkü tasarrufların zaten azaldığını biliyoruz. Kredi standartlarının daraldığını biliyoruz. Orada ya bir de istihdam ufaktan bozulmaya başlarsa tüketim tarafı daha da büyük bir soru işaretine girer ve gelecek sene $75'lık bir ortalamayı siz belki bu kısa vadeli kararla $60'a çekeceksiniz. Yani böyle bir risk var. Aynen. Yani o yüzden o kelimeyi kullandım. Bir de şeyi değerlendirirsek ABD üretiminde de
bir artış durumu söz konusu. Yani örnek veriyorum, Suudi Arabistan 9 milyon varil üretiyor. Siz Amerika'nın ondan daha fazla mı üretmesini beklersiniz, daha az üretmesini beklersiniz? Normal şartlarda daha az üretmesini beklersiniz. Amerika şu anda 13 milyon varile yakın üretim yapıyor ama. Ve bu Exxon Mobil'in satın almasıyla beraber oradaki kaya petrolleri sahalarında faaliyet gösteren... Final Natural firması. Bravo, aynen. Önümüzdeki dönemde daha da fazla üretim olabileceğinin, yani ABD'nin daha da fazla petrol üretebileceğinin bence önemli bir sinyalidir bu. Bu demek ki Amerika buna da biraz daha kendisini bu şeylerden bağımsız tutabilmek adına, oynaklıklardan, volatiliteden biraz daha bağımsız tutabilmek adına yatırımlarına devam ediyormuş gibi. Öyle okumamız lazım bu satın almayı, değil mi? ABD üretimi zaten yükseliyor. Önümüzdeki yıl daha da yüksek olabilir diye okumamız lazım. Dolayısıyla OPEC'in etkisi çok majör bir şekilde kalmaya ne kadar uzun süre daha devam edecek, burada riskler de oluşmaya başlıyor üretim bazında. Yani geri kalan üreticiler ne yaparsa yapsın, ben bu riskleri, bu blöfleri ya da tehdit dersek mesela. Şöyle özetleyeyim size. Kaya petrolünü en son konuştuğumuz zamanlar 2014-2016 zamanlarıydı. Suudi Arabistan'ın üretimi nasıl arttırdığını ve petrol fiyatlarını nasıl düşürdüğünü hatırlıyorsunuzdur. Sadece bu kaya petrolü olayını frenleyebilmek için. Şu anda orada tekrardan bir artış ve Exxon Mobil gibi bir şirketin Pioneer Natural Resources'a 60 milyar dolara satın alması ve bütün o sahalardan daha verimli bir üretim kapasitesini elde etme stratejisi yatıyor. Pekala, petrol fiyatlarıyla alakalı olarak geleceğe dönük bir şeyimiz var mı? Sizin bir tahmininiz, bir öngörünüz buralarda kalır, biraz daha geriler. Birincisi, global ekonomi 100 dolar üzeri Brent petrol kaldırabilir diye raporlar okumuştum. Çok yanlış. O güçlülükte bir global ekonomi yok. IMF büyümelerindeki revizyonlara baktığınızda da onu görmüşsünüzdür zaten. 150 dolar tahminleri gördüm, uçuk. Yani nasıl yapılmış anlayabilmiş değilim. Ben en yüksek 120'yi görmüştüm bu ama. 150 dolar olma senaryosu da çizilmişti, öyle söyleyeyim. Ya benim kendi düşüncem işte yıl sonu tahminlerine baktığımda 85-95 arası Brent'ti. Gelecek sene 70-80 arası bir Brent görürsek ben hiç şaşırmam açıkçası. Elbette hiçbirimiz istemiyoruz olayı. Orta Doğu'da yaşanan bu gerilim, bu çatışma ortamı, bu savaş ortamı mümkün olan en hızlı şekilde, mümkün olan en sağlıklı şekilde makul bir zemine oturursa elbette herkes için, insanlar için, siviller için harika olacak. Ama diğer taraftan olayın içerisine başka ülkelerin katılması da bütün bu projeksiyonları farklı noktaya götürebilir. Bunu da bir not olarak aklınızda bulundurmanızı tavsiye edelim ve Mete Yüksel'e dönelim. Mete Bey, altın fiyatları içinde 3 aşağı 5 yukarı, o altının onsu içinde çok hızlı bir yükseliş, hani güvenli liman olma konusunda çok hızlı bir yükseliş tahminleri yapılıyordu, öngörüleri yapılıyordu ama gördüğümüz kadarıyla petrolde nasıl olmalıysa altında da olmamış gibi görünüyor. Neden? Bir kesimde buna Amerikan tahvillerinin güvenli liman olduğu cevabını veriyor. Sizin acaba değerlendirmeniz nedir? Aslında fena olmayan bir yukarı çıkış yaptı altın. Daha da yapabilirdi ama bu çok eskale etmeyecek gibi. Burada şöyle bir risk vardı. Contagion risk, yani diğer ülkelere bulaşma riski. Özellikle Mısır tarafına bakıyorduk. Savaşla altın yükseliyor. Yani bu geçmişten gelen bir ezber. Savaş olduğu zaman en azından altın alalım, yanımızda altın olsun. Herhangi bir bankaya veya başka bir sıtılabilir bir şeye ulaşamazsak da altından bozdurur, harcarız. Bu ezberden kaynaklanan savaş olduğu zaman altına bir teveccüh gelmesi bu sefer de yaşandı. Tabii çok Ukrayna-Rusya savaşı çok daha büyük coğrafyaları etkileyecek bir durumdu. Şimdiki daha kısıtlı kalma ihtimali taşıyan, daha itidale davet edilen bir ortam içindeyiz. Çok da büyümeyecek gibi. Ama ben baktığım zaman her türlü şunu söyleyebilirim. Amerikan faizlerinde, yani Fed'in faiz artırımlarında sona geldiğimiz ortada. Çok uzun bir süre geldiği yüksek seviyeleri koruyacak. Büyük ihtimalle 2024 ortalarına kadar. Haziran mı olur, daha sonraki bir tarihte mi olur, bir faiz indirimi göreceğiz. Yani bizim bundan sonra ilk göreceğimiz FOMC aksiyonu faiz indirimi olacak. Eğer ki faiz indirimi olacaksa İlk aksiyon, faizler inerse o zaman
altına bir ekstra ilgi olacak olması lazım. Çünkü niye altına ilgi olamamıştı? Altının bir numaralı rakibi olan hard currency'ler, başlıcası dolar, faizleri arttıkça altın daha gözden düşüyor. Doların değeri artıyor veya euronun değeri dönem dönem değişerek yükseliyordu. Şimdi faiz indirimlerinden konuşacak ise 2024 yılında orada hani tekrardan altına dönüp bakma zamanı geliyordur. Kısa vadeli olarak da 1900 doların üzerine göreceğimizi tahmin ediyorum haftalar içerisinde. Pekala Mete Bey, çok teşekkür ederiz. Şimdi IMF'nin dün global raporu yayınlandı. Öncesinde de IMF analistlerinin Türkiye ziyareti, ekonomistlerinin Türkiye ziyareti vardı ve onlar da görüşmelerin sonunda bir rapor yayınladılar. Bank of America dündü yanlış hatırlamıyorsam. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yurt dışı temaslarında görüştüğü fon ve portföy yöneticileriyle bir araya geldi ve onların geri dönüşlerini derledi. Ve hepsine baktığımız zaman Türkiye adına, ekonomi adına, makro ekonomi adına daha pozitif, öncesine oranla daha pozitif yaklaşımlar izleyebiliyoruz. Yıl sonu için enflasyon hedefi %46 gösterildi IMF'nin analistler raporunda. 2024 yani %33 biraz zorlu olarak gösterildi. Mete Bey, bütün bu raporları siz de elbette hepimizden yakın takip ediyorsunuz. Bütün bu raporları üst üste koyduğunuz zaman evet Türkiye'ye bakış olumlu diyebiliyor musunuz? Ve bu çerçevede de yurt dışından eğer kaynak gelecekse, Türkiye'ye para gelecekse bunun zamanlaması konusunda bir şeyiniz var mı? Öngörünüz var mı? Şüphesiz seçim öncesine kıyasla çok daha olumlu yabancıların bakışı. Fakat yerel seçim bitmeden ciddi bir para girişi olmasını beklemiyorum. Gördüğüm o ki, yani konuştuklarımla da birleştirerek yatırımcılarla şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yerel seçim öncesinde pek kimse para sokmaya hevesli değil. Herkes yerel seçimi bekliyor. Şu da var tabii, yani faiz arttırımlarının o döngünün sonuna gelinmediği sürece yabancılar parayı işte daha öncesinde getirip özellikle carry trade için getirdikleri parada gerek işte sermaye piyasası kaybı yaşamak olsun, gerek kur tarafında bir takım kayıplar olsun, bu riskleri almak istemiyorlar. O zaman da şunu görmek istiyorlar: biz hızlı bir şekilde faiz arttırım döngüsünün en nihai noktası neyse oraya ulaşalım. Yani 30'uz, nereye gitmesi lazım? Bir yıl ileriye doğru enflasyondan daha yukarıki bir noktaya gitmesi lazım. Ne zaman gideriz? Herhalde yerel seçim öncesinde gitmeyiz. Eğer ki enflasyon beklentileri şu anda %45'ler civarında bir yıl ileri doğru. Bu da birazcık aşağı törpülenirse uygulanan politikaların etkisiyle. Politika faizi 30'lardan biraz daha yukarıki seviyelere çıkarsa ve en nihayetinde politika faizi bir yıl sonraki enflasyon beklentisinin üzerine çıkarsa bu birinci tetikleyici olacaktır yabancılar için. İkincisi de bir miktar herhalde Türk lirasına değer kaybı görmeyi bekliyorlar. Büyük ihtimalle yerel seçim sonrasında rezerv kullanarak müdahale etme süreci tamamen geride bırakılacaktır. Orada hani kısa vadeli olarak bir yukarı hareket daha görebiliriz. Onun için ben şu şekilde bakıyorum. Yerel seçim olur, yukarıya doğru dolar TL'de bir ufak hareket olur. Akabinde biz politika faizlerinde zirveyi görürüz ve yabancı der ki tamam, carry trade için tam girme zamanı şu an. Artık işte TL de daha fazla hızlı değer kaybetmeyecek. Faizler de bundan sonra yükselmeyecek. Bir şey olacaksa bundan sonra düşecek. Onun için benim için yüksek faizlerle getiri yıllak etmem için son fırsattır bu. Onun için bence yabancı yatırımcı yerel seçimi bekliyor. Bir de bu hani BOFA'nın açıkladığı ki normalde biz alışık değiliz. Bu kadar hani internal içsel dağıtımda olması gereken, biz yatırımcılarla konuştuk, şöyle böyle dediler gibi raporlarının dağılmasına. Bence bu bilinçli bir şekilde dağıtılmış bir rapor. Fevkalade pozitif şeyler yazıyor içinde. Tek pozitif olmadığını düşündüğüm kısım maliye politikalarına çok fazla sanki highlight edilmiş, dem vurulmuş gibi. Yani maliye politikaları da birazcık iştirak etse işte para politikalarına daha iyi olacak tadında bir takım anlatımlar var. Bu da hani sanki bir mesaj niteliğinde gibi. Çok teşekkürler. Yine gayet güzel açıkladınız süreci, en azından bakışı. Uras Bey, şimdi bir de Avrupa borsalarına bakmak istiyorum. Bugün şöyle bir haber okudum. Fransız lüks perakende devi Louis Vuitton'un satışlarının beklentiyi karşılamaması nedeniyle
Louis Vuitton'un hisseleri %5,5 geriledi. Bu da sektörel olarak bir geri çekilmeyi ve endeksler üzerinde de etkili oldu diye. Şimdi Mete Bey yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakışını ve zamanlamasını aktardı ama Avrupa borsalarında acaba durum ne? Kendileri neler yapıyorlar? Ya şöyle, her senenin başında, daha doğrusu her senenin sonunda ABD endeksleri daha yüksek fiyat kazançlarla işlem gördükleri için bu sene Avrupa'ya göre daha kötü olacak yorum yapılır. Yaklaşık bir 10-15 senedir bu yorumlar geliyor. Son 10-15 senedir de bu tutmuyor. Yani açıkçası ABD endeksleri Avrupa'ya göre daha iyi bir performans gösteriyor. Bunun da en büyük sebebi herhalde sizin de verdiğiniz örnek. Avrupa'nın en büyük şirketleri piyasa değeri bazında lüks tüketim, LVMH'in en büyük gelir kaynağı şampanya satışları. Ve evet, şaşırtacak. Gerçekten öyle bir an kaldım ben. Moet şampanyalarına sahipler. Hatta hissenin kötü gitmesinin sebebi de Avrupa ekonomisinin lüks tüketimde biraz daha kötüleşmesi. Yani mesela şey beklerdiniz değil mi? Çin tarafında mı acaba? Ama öyle değil. Avrupa tarafının kötüleşmesi. Yani Lagarde borçları dilinde değişikliğe gitmiyor bu faiz artışları ile ilgili vesaire. Şimdi bir lüks tüketim, iki sağlık hizmetleri. O da obezite ilacı. Amerika'da çok konuşulan bu aralar, belki biliyorsunuzdur. Hava yolları ile ilgili bile bununla ilgili diyaloglar geçiyor. İşte insanlar zayıflarsa daha az petrol tüketimi olur, hava yollarının kar marjları artar mı şeklinde enteresan diyaloglar söz konusu. Her neyse, Avrupa'nın bu iki yoğunluklu olan sektörüne karşılık Amerika'ya gelin bir bakalım. Bu sene yapay zeka temasını konuştuk ki yapay zeka hisseleri muhteşem yediliğiyle beraber, ki bu muhteşem yediliği ben geçtiğimiz dönemlerin FANG endeksine benzetiyorum. Hatta orada olan isimler de var. Biz ne görmüştük? FANG ile başlamıştı. FANG Plus olmuştu. Birkaç tane daha hisse eklenmişti. Daha sonra vadeli kontratı çıktı. Ve çok uzun süre bu şirketlerin ABD endekslerini domine ettiğini ve hala da etmeye devam ettiğini görüyoruz. Muhteşem yediği de bu benzerlikte bir yapıda. Yani önümüzdeki dönemde yapay zeka hisselerinin, yapay zeka temasının daha da fazla ABD endekslerinde ağırlık kazanacağı söylenebilir. Şimdi bu tabii ne getiriyor? Sizin lüks tüketimle ilgili pazar payı projeksiyonlarınızda gidebileceğiniz yerler belli. Yani gelecek sene şampanya satışlarının ne kadar büyüyeceğiyle ilgili bir öngörüde bulunabilirsiniz. Global ekonomideki gidişata bağlı olarak. Ama yapay zekanın nasıl bir pazar yaratacağını, nasıl bir ekonomi yaratacağını projekte etmeniz zor. Doğru. Ve çok ciddi bir verimlilik artışı da getirebilir. Çok ciddi bir ekonomik büyüme de yaratabilir. Bu noktada teknoloji isimleri ve ABD endeksleri daha çok öne çıkıyor Avrupa'ya göre. Benim görüşüm, Avrupa ABD'ye göre ucuz, ama ucuz kalmasının her zaman bir sebebi var arkasında. Bu yapay zeka konusu genelde hani okuduğum yorumlar ya da değerlendirmeler pozitif tarafta. Ben biraz nedense belki de biraz fazla muhafazakar mı davranıyorum? Bir türlü pozitif olabileceğini ben kendim mesela ikna olmuyorum. Biraz belki de Yapay zeka deyince hemen Terminator aklınıza gelmesin canım. Çok daha güzel noktaları da bize götürebilir yani. Yani daha bir sürü örnek. Ya ben mesela işlerimi rahatlatan bir yapay zeka isterim. Mesela yani. Eşyanın interneti diye bir hadise var. Akıllı eşyalar, eve gidiyorsun, seni algılıyor işte, ne bileyim, çayını koyuyor, kahveni hazırlıyor, ışığı yakıyor vesaire falan. Bu kadarına tamam da işte yapay zeka dediğin zaman hep bambaşka bir noktaya gidiyor. Science fiction, bilim kurgu biraz bizi, en azından bizim kuşağı biraz fazla etkilemiş olabilir. Pekala, bir araya gideceğiz şimdi değerli izleyenler. Bir reklam aramız daha var. Araya giderken yine bir bandımız var öncesinde. Bu sefer değerli izleyenler, bugün malumunuz cari açık rakamları da açıklandı. TOB öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat bu rakamları değerlendirdi. Haberimizi izleyelim. Aramız ardından buradayız. Enflasyon tabii ki önceliğimiz, ama ikinci önemli nokta makro veriler açısından cari açığın düşürülmesi. O nedenle de hani Merkez Bankası zaten işte uyguladığı para politikası ortada, sıkı bir para politikası var. Kredi muslukları kapalı, kapalı kalmaya devam edecek. Faizler daha da artacak. Yani politika faizi olsun, işte kredi faizleri olsun. Bu bilinçli bir politika. İster istemez tabii ki hani aylık olarak siz de söylediniz, turizm sektörü kaynaklı bir destek gelmiş.
Zaten cari açığı düşürmek önceliklerimizden biri olduğu için buna yönelik adımlar atılmaya devam edecek. İşte altın ithalatına tabii çok vurgu yapıyor Mehmet Şimşek. Dünkü yayınları yine söyledi. Bu sene başından beri 30 milyar dolarlık altın ithalatı olmuş ki ortalamada 7 milyar dolar yıllık ortalama altın ithalatında. Onun hızlı bir şekilde düşürüleceğini söylüyor. Ki o da zaten işte TL'nin değerine vurgu yaptı ve TL'de çok ciddi değer kaybı olması için bir neden olmayacaktır önümüzdeki dönemde. Tabii bu politika devam ettiği sürece bize cari açıkta azalmaya devam edecektir. Ama dediğim gibi bu politikanın sürmesi koşuluyla. Tekrar birlikteyiz ve hemen Mete Yüksel'e dönüyoruz. Mete Bey, yarın Amerika'da TÜFE açıklanacak. Bugün nereye bakarsanız bakın yarınki TÜFE rakamları iç piyasada etkili olacak. Ve yorumlardan bir tanesi de şu. Biz yurt dışından biraz daha, bizim borsamız özellikle yurt dışından özellikle son dönemde yaşanan dalgalanmalarla alakalı olarak yurt dışının dinamiklerinden biraz daha ayrışıyoruz ve yarınki rakamlarda bize etkili olur mu, borsa yurt içine etkili olur mu, olmaz mı, var mı bir öngörünüz? Çünkü herkes oraya bekliyor. Aa, Mete Bey, bağlantımız mı? Etkili olduğunu görüyoruz. Aslında yönsel olarak etkili olduğunu hep görüyoruz. Yani birebir etkili olmasa da Amerika'daki ciddi dalgalanmaları yaşarken eş zamanlı olarak Türkiye'de de Borsa İstanbul'da bu benzer etkilerin aşağı ya da yukarı bizi taşıdığını görüyoruz. Onun için bir etkisi var ama bizim daha yoğun bazı dinamiklerimizin olduğu dönemler oluyor. İçinde bulunduğumuz dönem özellikle işte bankacılık sektörünün mali tablolarını vesaire konuşuyoruz. Bankacılık sektörüne bir ilgi olduğundan bahsediyoruz ve içinde bulunduğumuz dönemde KKM'den çıkıp da Türk lirası vadeli mevduata vatandaşa tasarruf sahibini ikna etmek için özellikle KKM çıkışlı mevduatlarda %50'nin üzerindeki faizleri duyuyoruz. Bence çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bizim için borsanın yukarı hareketinin devamı için en büyük yani katalist bir kere faizlerin aşağıda olması, en büyük düşman da faizlerin yükseliyor olması. Henüz Türk lirası vadeli mevduatta genele verilen seviye %50'ler civarında değil. %40'a yakın seviyelerdeyiz. Biraz önce konuştuk zaten. Bir yıl ileriye doğru enflasyon baktığımız zaman 45'lerde onu aşmadığımız sürece sorunumuz çok da fazla yok. Yani Türk lirası vadeli mevduat ne zaman 45-50 bandına çıkar herkes için? Tabii ki her şeyin aynı kalacağı, işte beklenti anketini dolduran güruhun çok da fazla fikrini değiştirmeyeceği varsayımı altında bunu söylüyorum ki o da değişecek gibi sanki önümüzdeki dönemde birazcık daha, yani bu %45 bence 50 üzeri seviyelere doğru gidecek gibi düşünüyorum. Hani o seviyelerin üzerinde Türk lirası vadeli mevduat faizini görmediğimiz sürece borsanın yönü yukarıdır diyebilirim. Eğer ki görür isek ancak o zaman bir anlamlı düzeltmeyi görürüz ve sadece şu anlamda da düşünmeyin lütfen. Yani mevduat borsanın rakibidir, borsaya alternatiftir. Borsa iyi bir alternatif olduğu için para çıkacak, mevduata gidecek kısmı değil. Evet, bu da bir parçası tabii ki. Ama bunun başka bir tarafı da şu, borsadaki şirketler, aracı kurumlar, bizim gibi aracı kurumlar kredi veriyoruz ve kredi faizlerimiz bir zamanlar makul seviyedeydi. 40'tı, 45'ti, 50'ydi ama şu anda 80'i, 90'ı hatta daha yüksek oranları da görebiliyoruz kredi hisse senedi karşılığında verilen kredilerde. Bu ne kadar sürdürülebilir? Kim bunları uzun süre taşıyabilir ki? Ondan dolayı kredili pozisyonların da çözülmesi borsa için bir risktir önümüzdeki dönemde. Pekala Mete Yüksel, geçtiğimiz hafta Haluk Bürümcekçi ile kur korumalı mevduat, dolar dönüşümlü ve TL dönüşümlü. Aslında sistemin ilk çıktığı an itibariyle dolar dönüşümlü kur korumalı mevduat sisteminin işlediğini, dövizin üzerindeki baskıyı nispeten rahatlattığını konuştuk. Asıl burada bizim ekonomi yönetimimizin çözmeye çalıştığı şeyin biraz daha TL dönüşümlü kur korumalı mevduatlar olduğunu, olabileceğini konuştuk. Şimdi bu çerçevede baktığımızda siz de bahsettiniz. Mevduat faizleri sizce
ikna edici seviyelere geldi mi? Az önce %50'lerin üzerinde olduğunu duyuyoruz dediniz ama tahmin ediyorum bu şeyle alakalı, paranın büyüklüğüyle alakalı. Daha aşağılarda da kişiye göre oluyor galiba anladığım kadarıyla. Yani sizce tatmin edici... KKN dönüşümlüde %50'yi pazarlık edebiliyorsanız eğer bunu çok kolay bulabiliyorsunuz. Peki. Onu söyleyebilirim. Peki, ben aldım zaten cevabımı, çok teşekkür ederim. Şimdi Uras Bey, az önce bahsettiniz Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla alakalı olarak Avrupa Merkez Bankası'nın anketine baktığımızda enflasyon beklentileri yükselmiş durumda. Aylık 12 aylık enflasyon tahmini gerçi 0.1 puan yükselmiş %3,4'ten %3,5'e. 3 yıllık enflasyon tahmini ise 2,4'ten 2,5'e yükselmiş. Ve biz doğru yoldayız diyor Avrupa Birliği Merkez Bankası üyeleri. Ancak orada da tıpkı Amerika'da olduğu gibi faizlerin yükseltilmesi konusunda artık şey durdu herhalde. Bıçak kemiğe dayanmış gibi görünüyor. Bizim görüşümüz Avrupa Merkez Bankası'nda döngüdeki son artışını Eylül ayında yapmış olduğu yönünde. Artık yani dünyada ABD'yi tabii günlük bazda takip ediyoruz bu reel getiriler açısından ama Avrupa tarafında da tahvil faizlerinde çok sert yükselişler oldu. Hatta bir örnek vermek gerekirse Eylül ayında Euro-Dolar çok sert bir düşüş yaşarken Almanya'nın 2 yıllıklarındaki yükseliş ABD'ye göre daha fazlaydı. Orada bir çelişki vardı fiyatlamada ve hatta bu 2 yıllık getiri makasında Eylül ayında oluşan fiyatlama çelişkisi normalde çünkü siz 2 yıllık getirinin yüksek olduğu yerdeki para biriminin daha değerli olmasını beklersiniz. Euro-Dolar'da işte 1.05'lerin altının çok gerçekçi olmayacağı, kalıcı olmayacağı, işte 1.05'ten 1'e mi gider, 1.10'a mı gider sorusuna 1.10'a gitme olasılığının daha fazla olabileceğini belirtmiştik. Çok enteresan tanımlamalar var artık. Yani işte güvercin faiz artışı vesaire. Yani bunlar piyasadaki belirsizliklerin ve okumanın zorluğundan gelen bir miktar kulp şeklinde açıklamalar. Bence son döngü, ya yani döngüdeki son artışı Eylül ayında gerçekleştirdi. Orada da kredi standartlarında, kredi koşullarında ciddi problemler var. LVMH'in mesela bilançosuna baktığımız zaman lüks tüketimde sıkıntılar başladığını görüyoruz. Bunlar da önemli sinyaller. Bence Batı dünyasının 2022'de senkronize olarak başlattığı bu faiz artışı sürecinde tepe noktalara ulaşmış bulunuyoruz. Bu daha yüksek, daha uzun konusunda eğer yanılmazsak, bu düşüncenin yanlış olduğu noktasında da yanılmazsak, gelecek sene majör merkez bankalarından daha çok faiz indirimleri konusunu konuşmaya başlayacağız. Bunu zaman gösterecek. Orada tek ayrışan taraf Japonya Merkez Bankası olacak. Dolar endeksinin de 107'lerin üzerine çıkamaması, işte tekrardan 105'lere inmesi, 105 küsürlere inmesi bence orada da bir tavan oluştuğunu gösteriyor. Altın da tabii bununla alakalı. Eğer reel getirilerdeki görüşümüzde haklı çıkarsak, burada bir tavan oluşumu varsa nasıl biz 2022-2023'te 1640'lardan 1630'lardan 2000'lerin üstüne gittik. Belki de şimdiki döngüde 1800'lerden başlayan bir yolculukla 2200'lere doğru önümüzdeki dönemde orta vadeli bir bakış açısında yol alacağız. Şimdi bugün OECD, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD'nin baş ekonomisti Claire Lombardelli'nin bazı değerlendirmeleri vardı. Küresel ekonomiye ilişkin büyüme rakamlarıyla alakalı olarak, küresel büyümeyle alakalı olarak enflasyonu bundan bağımsız düşünemeyiz diyor. Enflasyon ve düşük büyümenin yarattığı çifte zorlukla karşılaşmaya devam edecek. Küresel ekonomi ve enflasyonun inatçılığı önemli bir endişe kaynağı. Enflasyonun daha inatçı olması para politikasının daha da sıkılaşmasını gerektirebilir. Bu da ekonomiler üzerinde baskı oluşturacak bir unsur tespitinde bulunmuş. Burada kastettiği herhalde Avrupa değildir mi diyeceğiz. Ama nasıl ayıracağız onu?
küresel ekonomi şimdi derken. Şimdi bu şeyleri güzel bir şekilde zaten siz de aktarıyorsunuz. Görüşler, bakış açıları birçok farklılıklar içerebiliyor. Verileri okumak da eskisi kadar kolay değil. Mesela Cuma günü ABD'den aldığımız tarım dışı istihdam verisi güçlü mü zayıf mı? Hani fiyatlamaya göre baktığınızda 10 yıllıklarda, 2 yıllıklarda vesaire geri çekilmeler gördük. Dolayısıyla daha güçsüz bir veri detayına sahip, güçlü bir manşet veriye sahip bir veri seti. Nasıl baktığınıza ve nasıl yorumladığınıza bağlı. Ben bu gibi zamanlarda belirsizliklerin ve volatilitenin arttığı zamanlarda biraz daha geriye çekilip ve büyük resmi görmeye odaklanmayı seviyorum. Büyük resimde de enflasyon trendleri devam ediyor. Yani enflasyonlar tabii ki hedeflerde değil ama ne Avrupa Merkez Bankası ne FED yakın zamanda da hedefe gideceğini hedeflemiyor zaten. Bu da bilinen bir gerçek. Dolayısıyla trend devam ettiği süre boyunca ki yarın da işte ABD TÜFE verisinde göreceğiz. Belki manşet yukarı yönlü bir sürpriz yapacak. Bugün ÜFE'de de yaşandı. Ama ben çekirdekte çok ciddi bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Orada barınmanın gecikmeli etkisi geldikçe ABD enflasyonunun çok daha iyi, çekirdek enflasyonunun çok daha iyi noktaları gittiğini de göreceğiz. Karışık veri setleri geliyor vesaire. İnsanlar da zaman zaman bazen karışık yorumlar yapabiliyorlar. Dediğim gibi büyük resme odaklanmak ve trendleri takip etmek en doğrusu. Pekala. Sevgili yönetmenim, ne kadar vaktimiz kaldı? Son 1,5 dakikamız. Hemen Mete Bey'e dönüp Mete Yüksel'e şunu da sormak istiyorum. Mete Bey, az önce yabancı yatırımcının Türkiye'ye, piyasalara bakışını özetlediniz bizlere. Bu yine şey çerçevesinde bakacak olursak eğer, borsa çerçevesinde bakacak olursak eğer, özellikle hani bilançolar da gelecek, 3. çeyrek bilançoları vesaire, 2024'ün ikinci yarısı diye kabaca bir şey yapacak olursak, zamanlama yapacak olursak, sektörel bazda acaba bize öne çıkacak, sizin bir öngörünüz var mıdır? Sektörel bazda evet. Bankacılık sektörü fevkalade cazip görünüyor. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki bir yıllık zaman zarfında da iyi olmaya devam edecektir. Hem değerleme olarak hala cazip buluyoruz. Hem yabancı gelmeye başladığı zaman ilk olarak bankacılık sektöründen ve büyük holdinglerden başlar almaya. Bunun arkasındaki sebep de bankaların pek çok sektöre exposure'ı vardır, yani riski vardır ve pek çok sektörden ayrı ayrı bir portföy oluşturmaktansa banka hissesi almak suretiyle pek çok hissede risk taşımış olursun ve bilançoları oldukça şeffaftır. Ondan dolayı yabancı gelir ve bankacılık sektörünü alır. Ve bankacılık sektörü niye iyi gidebilir önümüzdeki çeyreklerde? En kötü geride kaldı. Kredi mevduat makasları, bu yüksek mevduat faizleri, düşük kredi faizleri sebebiyle eksilere gelmişti pek çok banka için. Şimdi eksiden dönme dönemine başlıyoruz. Üçüncü çeyrek pek öyle olmuyor. Yani üçüncü çeyrek toparlamayı göreceğiz ama 4 ve 2024 içindeki ilk birkaç çeyrekte bunu çok çok daha net bir şekilde göreceğiz. Yani spread toparlaması bir. İkinci kısım bu enflasyon endeksli tahviller müthiş bir koruma sağlıyor bankacılık sektörü mali tablolarına. Üçüncü çeyrekte bunu çok çok net göreceğiz. Yılın ilk yarısında %40 ile çalışan bankalar %55-60'a çıkartacaklar enflasyon beklentilerini. Oradan da bir kar alacaklar. Önümüzdeki süreçte enflasyon normal dışı yüksek gitmeye devam ettikçe bankalar bu enflasyon endeksi tahvillerden kar yazmaya da devam edecekler. Problemli alacaklara bakıyorum, o tarafta da büyük bir problem yok. Aktif kalitesi iyiyse, maaşlar artacaksa, kar yükselecekse, yani yabancı da gelip alacaksa en nihayetinde bence bankacılık sektörünü bir numaraya koyarım. İhracatçı sektörler maliyet artışından dayak yediler. Maliyet artışı da özellikle asgari ücretin ve ücret seviyelerinin genel olarak yükselmesi, fakat kurun stabil gitmesi çok zarar verdi. Önümüzdeki dönemde 2024'te büyük ihtimalle asgari ücretteki artış ve genel ücret seviyesindeki artış beklenen enflasyonla olacağı için bu artışlar nispeten daha kontrollü gidecektir. Birazcık da kur serbest bırakılırsa otomotiv ve beyaz eşya sektörü tekrardan ön plana çıkar.
Pekala, TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel, çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uras Çay, çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Bu akşam süremizin sonuna geldik. Bu bölümü kapatıyoruz ve Amerika'ya, New York'a, Melike Ayan'a gidiyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Melike, merhabalar. Son gelişmeler için hemen seni dinliyoruz. Teşekkürler Murat. Evet, aslında çok büyük bir değişiklik yok seninle son konuşmamızdan beri. ABD borsaları dördüncü gün kazanç trendini koruyor. Yani dördüncü günde de ben artık alımlara geçeceğim diyor. Ama sebep tabii tahvil faizlerinin düşmesi. Tahvil faizlerinin düşmesinin ardında yatan sebep de Fed yetkililerinin konuşması. Ama bugünkü alım geçtiğimiz günlerdeki kadar yüksek olmadı. Çünkü bugünkü FED tutanaklarının açıklandığı andan itibaren biz şunu anladık. FED yetkilileri kesinlikle bir müddet, yani sometime, şu iki kelime çok önemli. Sometime, yani bir süre daha faizleri uzun süre yukarıda tutmaya kararlılar. Riskler de değişiyor tabii ama FED tutanaklarının ortaya çıkmasıyla birlikte, daha doğrusu yayınlanmasıyla birlikte biz bunu daha iyi gördük. Belirsizlik geldi. Belirsizliği de piyasa sevmez. Bununla birlikte alımların ivmesinin azaldığını gördük. Bu bir. İkincisi TÜFE. Yarın TÜFE gelecek. Yani enflasyon, çekirdek enflasyon ve %0.6 aylık bazda gelmişti. Bunun yarıya düşmesi, 0.3'lere gerilemesi bekleniyor. Bu da artı olarak fiyatlandı. Ve biz bugünü de ne yaptık? Özellikle alımlarda kapatma güveniyle birlikte kapattı. Ve şimdi Smucker'ın, yani tüketici tüketici hisselerinin, tüketici ürün hisselerinin kendini yukarı attığını görüyoruz. Çünkü onların 3. çeyrek bilançolarının daha yukarı gelmesi bekleniyor. VIX'in düştüğünü görüyoruz. Neredeyse %4 düştü. Altın güvenli liman olarak kendini biraz yukarıya attı ama yatay yeşil diyebilirim ona. Petrol düşüşüne devam ediyor. Bir yandan da biz Goldman Sachs ekonomistlerinin ne söylediğini gördük. Bazı portföy yöneticilerinin özellikle dördüncü çeyrekte Morgan Stanley portföy yöneticilerinin Big Tech dediğimiz büyük teknoloji firmalarının dördüncü çeyreği domine edeceğine dair raporlarını okuduk. Bu Morgan Stanley yatırım departmanından geldi. Özellikle Nvidia gibi, Microsoft, Apple gibi hisselerin kendini yukarı atacağını söylüyor bu rapor. Ama tabii dördüncü çeyrek beklentisi. Bu da AI etkisi, yani yapay zeka etkisi. İşte bunlarla birlikte bütün bu raporların da tabii ki etkisi olmadı değil. Ama borsa kendini yukarı attıysa, işte dediğim gibi yine tahvil faizlerinin düşüşünden bir. İkincisi TÜFE'nin aylık bazda yarı yarıya düşüşünün beklenmesinden kaynaklanıyor. Bir yandan da tabii ekonomik, ya ekonomi politikayı, politikada ekonomiyi tabii ki hep devamlı takip ediyor, izliyor, kovalıyor. Ve Blinken'in İsrail'e gideceği haberleri de endişeyle izlendi finansal piyasalar tarafından. Ama Orta Doğu'daki savaşın etkisini finansal piyasalar üzerinde azalarak görüyorum şimdi. Biz özellikle dediğim gibi ekonomik takvime, gıda ve enerji hariç TÜFE'nin de 4.1'lere gerilemesine, yıllık bazda TÜFE'nin %3.7'den 3.6'ya gerilemesine konsantre olduk diyor portföy yöneticileri. Bu da önemli. Evet. Ortalama çalışılan kazançların da %0.5'lere gelmesi bekleniyor. Aynen bir öncekinde olduğu gibi işsizlik sigortası başvuruları da 210 bin artacakmış. Bunlar yarınki beklentiler diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum Murat. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Melike Ayan'a da teşekkür ediyoruz ve artık veda etme zamanı geldi. Değerli izleyenler, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşça kalınız. İyi geceler.